Bundan tas tamam 31 yıl öncesine 5 Mayıs 1965 Pazar günü saat 16.15'e dönelim mi? Ankara'dayız. Fakirhanede mihman canlarla söyleşiyoruz. Oğul Canoğul Terçinek'te aşık Mahsuni Şerif de geldi. Elinde telli Kur'an'ıyla yani sazıyla. İçimiz ışıladı yine. Söz mü? Söz dolanı dolanı Kerbiya'ya geldi dayandı. Canoğul bilir neyi sevdiğimi, neyi istediğimi. Ve telli Kur'an'ın tellerine dokundu. Ses alma aracım çoktan açıktı. Ve tas tamam 31 yıl önce yaptığım kayıtı gelin sizlerle paylaşalım. Hazreti Hüseyin'i bir kez daha analım. Çalıyordu Mahsuni Can. Söylüyordu. Şahlandım. İçim yine bir hoş oldu. Hüyü Dost kitabıma uzandım. O çalı söylerken okumaya başladım. Varsın dilim dolansın. Varsın dilim teklesin ne gam. Yüzyıllar öncesine diyeceğime binlerce yıl demişim ne gam. O acıyı yaşarken gözler neden dolmasın? Diller neden teklemez olsun? Tekler canlar, tekler dostlar. Okumayı bilmezlikten değil, gerçeğe büyü. Kerbela kurbanları, Mustafa'nın gözü nuru, Fatime'nin canları. Kanlar içinde uyuyan ulular sultanları, mülk-ü matem icre bize elvedasın dost Hüseyin. Yezid güruhu bir gün biz de ümmetiz deyip bak neler yaptılar şaha rahı iblise uyup hanedanı Murtaza'ya kastedip libasın soyu. Sen erenler Serbinaz'ı Müştebasın Şah Hüseyin. Der Mahsuni mürvetini umacağım cihanda, senden gayrı hedefim yok billahi ki divanda. Hak diyenler gelsin kendi Yezidine, lanetler etsin bunda. Sen şerifin secdegahı, serhüdasın Şah Hüseyin. Aşıkların kıblegahı serhüdasın dost Hüseyin. Efendim, tabibim, canım Şah Hüseyin. Gel efendim. Yapılıdır çardağı, sahrada oturur gönül ördeği. Yezidler kaldırdı dikti bayrağı, su içmeyip şehit olan Hüseyin. Dolaştığım her yerde, tanıdığım her dosta, canda onulmaz bir yara gördüm. Nefesler, beyitler, gönüller dolusu bir isim Hüseyin. Evlerin duvarlarında renkli taş basma resimler onun şehadetini gösteriyor.
sazların, bağlamaların, kemanelerin telleri hep hükeyin diye inliyordu. Adı geçtiği zaman gözler kapanıyor, dudaklara her götürülen tas, bakraç, bardak bir an elde duruyordu. Her gittiğim yerde, her konuştuğum kişi bir imkan bulup adını anmadan duramıyordu. Gezide lanetler ediyordu. Kişileri, insanoğlunu binlerce yıl etkileyen bu olayı her toplulukta dinledim. Olay gözyaşlarıyla anlatılıyor. İnsan sevgisinin, acıyan insan yüreğinin en elle tutulur, unutulmaz örneğini Kerbela veriyordu. Tabii Yezid'den yana değil. 12 imama uyanlardanız. Hakk'a doğru gider bu yollarımız. Biz Ali evladı sevenlerdeniz. Her gün tesbih eder bu dillerimiz. Çıt çıkmıyordu. Çıt çıkmıyordu mahzunu çalarken. Teller sanki susuzluktan kıvrılıyor. Her vuruş divan sazının bağrına ok gibi iniyor. Deyişler o anı yaşatıyordu, yansıtıyordu. Dal boyunda nazar kılmış dedesi, su içmeyip şehit olan Hüseyin. Ey canım Şahseyin, ah eliyor kan içimde Kerbela kurbanları. Murtaza'nın gözü nuru, Mustafa'nın canları. Susuz yatan şu dünyanın biçare sultanları. Sen şehitlerin fidasın, evliyasın dost Hüseyin. Hazreti Muhammed ileride üçüncü imam olan torunu Hüseyin'i mescitte görünce kucağına almıştı. Hüseyin doğduğu zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyan dedesinin sakalını okşuyordu. Hazreti Muhammed Hüseyin'i ağzına almış, Allah'ım demişti, Allah'ım ben seviyorum bunu, sen de sev. Boynundan öpermiş her daim. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Allah sevsin Hüseyin'i seveni, dermiş durmadan. İnsanların eşitliğine çalışan, gönlü yüce, yoksulların koruyucusuydu, birlikçiydi, dirlikçiydi. Muaviye, hicretin 54. yılında oğlu Yezid'i kendisine veliaht tayin etti. Hüseyin de biat etmediler. Muaviye ölünce oğlu Yezid yerine geçmişti. Tek isteği Hüseyin'in kendisine biat etmesiydi. Medine valisi Veli de Mekke valisi Amr'a emir üstüne emir veriyor. Biat etmeyenlerin kellelerinin vurulmasını istiyordu. Hicranınla yandım Şah Efendi. Gel benim efendim Şah'ım, kerem kıl bu halime. Kan içinde püryan oldu, yanar durur yüreğim. Böyle midir hizmet etmek Hazreti Peygamber'e? Ol Fatime-i Zühre, Akifa-i Haydar'a. Hüseyin emri bildirene, ey emir, biz nübüvvet ehli beytiyiz, risalet madeniyiz. Yezid ise suçlarla bulaşmış bir kanlıdır. Benim gibi birinin ona biat etmesine imkan yok, diyordu. Hüseyin Medine'de rahat edemeyeceğini anlayınca Mekke'ye gitti. Iraklılar yalvararak çağırıyorlardı onu. Hüseyin bunun üzerine amcası oğlu Müslüm'ü Küfe'ye gönderdi. Böyle vahşet olmaz. Bu Allah'ın sevgili kulu
kan dökülmesini hiç mi hiç istemiyordu. Derken Yezid'in 1000 kişilik ordusu onu ve yakınlarını Irak'ın bir yakın yerinde karşıladı. Susuz yandı Şah Hüseyin, İmdada Er Murtaza. Ah eyliyor. Hüseyin Yezid'in son mektubunu elinden attı. Mahlukun rızası için Yaradan'ın gazabını satın alan kavim kurtulmaz dedi. Yezid'in yaya attı 30 bine yakın askeri Kerbela yakınında toplandı. Öncüler Hüseyin'in ve adamlarının biat etmesine yeniden istediler ve Basra valisi ve Ehl-i Beyt'in baş düşmanlarından Ziyad oğlu Ubeydullah'ın emriyle 500 kişilik bir kuvvet Fırat'ı muhafaza etti. Bir katre sürmeyecekti. Ehl-i Beyt canlarına bir damla su verilmeyecekti. Emir zalimin emriydi. Kerbela. Müslümanlık bu muydu ey ehli küfe bir müsteva. Gökte melek kan ağladı, yaşın döktü asit kan. Yara aldı Şavşin, inler Kerbela icren. Ertesi gün savaş başladı. Hüseyin büyük bir acı içinde ashabını teker teker şehit edildiğini görüyordu. O şehidin başından bu şehidin başına koşuyor, onların çadırlarına getiriyordu. Çadırlarda çocuklar, kadınlar susuzluktan kıvranıyor, Kerbela peygamber sülalesinin feryatlarıyla inliyordu. Öte yanda Fırat'ı tutan askerlerin atları korkunç sıcak altında Fırat nehrinden serinliyordu. Ortanca oğlu Zeynel Abidin aylardan beri çektiği sıtmanın yeni bir nöbetine tutulmuş inliyordu. Su, su, su. Hüseyin oğlunu teselli etmiş, sabah oluyor, sabret demişti. Ve bu yalvarışı, yakarışı duymamak için oradan uzaklaşmıştı. Ve kardeşi Abbas'ın çadırına giderek yeteri kadar adam alıp Fırat'tan biraz su getirmesini istemişti. 50 kişilik bir kuvvet çarpışa çarpışa tulumları doldurmuş ve karargaha dönmek üzereydi. Günlerden beri susuzluktan kıvranan insanlar tulumlara saldırmışlar. Büyükler haklarını kadınlara ve çocuklara verip sadece dudaklarını ıslatmakta yetinmişlerdi. Hüseyin Yezid'in komutanı Ömer ile yeniden görüşüp onu iknaya çalıştı. Her şey çaresizdi. Fırat'ta kuvvetler arttırılmış, bir yudum su verenin kellesi gideceği bildirilmişti. Öte yandan çadırdakilerin susuzluğu, kıvranışları artık son haddine varmıştı. Kerbela çölü yanıyordu duman duman susuzluktan. Ehl-i Beyt ile beraber Muharrem'in 8. çarşamba ve gecesi de böyle geçti. Ertesi günü Ömer'in komuta ettiği Yezid kuvvetleri savaşa başlamışlardı. Atlar dizi dizi dizilmişlerdi. Savaş geleneklerini bozan Yezid kuvvetleri Ehl-i Beyt canlarını atların ayaklarının altında parçalamak için düzen kurmuşlardı. Hüseyin ise sevenlerini toplamış, Kerbela'nın kana boyanacağını, kendisi için buna hakkı olmadığını, isteyenin gidebileceğini, gönül koymayacağını söylemiş, bir kişi bile buna uymamıştı. Ve savaş başladı. Bir avuç can ordularla cenk ediyordu. Ortaya çıkan savaşçılar kılıçlarla vuruşuyor, birbirlerine meydan okuyordu. Ehl-i Beyt canları tek tek gidiyordu. Ama hepsi faydasızdı. Canlar kıyılacaktı. Bir çilti üzerinde yatan Zeynel Abidin'in artık sesi soluğu kesilmişti susuzluktan. Alemdanı Mustafa'ya kast oldu masum ile. Su vermediler ol küfeli halk neden Hüseyin'e. Allah için su verenler
şad olurdu cihanda. Kan alıyor Şah Hüseyin, yanar dur Kerbela. Ötede bir yaşındaki bebek Hüseyin oğlu Ali Asgar mini mini elleriyle ağzına bir şey tutuyordu. Bu susuzluğu gidersin diye anasının verdiği bir taş parçasıydı. Bir yanda savaş, öte yanda susuzluk. Abbas dayanamayıp Fırat'a sürmüştü atını. Bir kırba su doldurmuş, cenk ede ede çadırlara yaklaşırken bir kılıç darbesiyle Abbas'ın kavisler çizen kılıcı sağ kolunu uçurmuştu. Kalkan tutan sol koluyla su tulumunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, bir süre önce çadırdayken ya kahraman amca bir yudum su diye feryat eden Hüseyin'in kızı Sakiniye suyu ulaştırmak için acısını unutmuştu. Fakat ikinci bir kılıç darbesi sol kolunu da Kerbela çölüne düşürmüştü. Atını mahmuzlamış fakat bacaklarının arasında bir serinlik hissetmişti. Bir ok su tulumunu delmişti. Abbas o anda atından yere yuvarlandı. Durumu gören Hüseyin atını sürmüş ve Abbas'ın yanına gelmişti. Artık dayanamayan Hüseyin, işte şimdi bel kemiğim kırıldı diyerek hışkır hışkır ağlamaya başlamıştı. Abbas'a son vasiyetini sormuş, şu cevabı almıştı. Beni çadıra götürme. Sakiniye söz verdim su getireceğim diye. Sonra ruhunu teslim etmişti. Ardından Hüseyin'in 13-18 yaşındaki oğlu Ali Ekber de diğerleri gibi savaşa savaşa can vermişti Çöl Yazı'da. Hüseyin son görevini yapmak için mini mini Ali Asgar'ı eliyle havaya kaldırmış ve ben halifeniz Yezid'e biat etmediğim için kanımı helak biliyorsunuz. Fakat bu bir yaşındaki çocuk masumdur. Hususiyle sizin peygamberinizin torunudur. Ona olsun acıyıp bir yudum su veriniz demişti. Bu sırada Yezid'in kumandanı Ömer en ünlü nişancısı Harmele'ye sustur şunu diyerek Hüseyin'i işaret etmişti. Ali Asgar'ın beyaz bebek boynu güneş altında pırıl 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 parıldıyordu. Bir ok bebeğin boynunu delip geçti. Hüseyin acılar içinde sağ kalan tek oğlum Ali Zeynel Abidine iyi bakın diye vasiyet etmiş ve atını atlayıp ortaya çıkmıştı. Karşısına çıkan iki kişiyi yere seren Hüseyin bir aralık Fırat'a yönelmiş. Düşmanlar bu sırada çadırlara saldırmışlardı. Feryatları duran Hüseyin geri dönmüştü. Karşısına kimse çıkamıyordu. Bu ikindiye kadar böyle devam etti. Düşman askerlerinin maneviyatı bozulmuştu. Herkes bu işi başkası yapsın diye beklerken Ömer yine Harmele'ye emri vermiş. Tereddüt ettiğini görünce ya Harmele demişti. Bir yaşındaki çocukları öldürmekten çekinmiyorsun da Hüseyin'e ok atmaktan mı korkuyorsun? Harmele'nin bundan sonra kaldırdığı ve nişan aldığı ok Hüseyin'in tam ağzından girmişti. Bunu başkaları izlemiş ve üzerine saldıran kana susamışlar, mızrak ve kılıçlarla Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin'i yere sermişti. Daha ölmemişti Hüseyin. Son darbeyi vuracakların acı bakışları karşısında elleri havada kalıyor, yapamıyorlardı bunu. Şimr adlı Yezidi hançerini Hüseyin'in boynuna dayamıştı. Haydi ne duruyorsun, kes. Tam Ceddi Muhammed'in öptüğü yerden kesiyorsun dedi Hüseyin. Şimir Hüseyin'in bakışlarını görmemek için onu ters çevirmiş ve başını arkadan kesmişti. Günlerden cuma idi. Kitaplar bu tarihi 12-10-680 diye düşürdü. Hüseyin'in de yapılıdır odası. Daimaktan gelir onun gıdası. Dar boyundan azar kılmış dedesi. Su içmeyip şehit olan Hüseyin. Shut up!